Gümüşhane Web TV'den herkese iyi günler. Bu hafta Gümüşhane'de öne çıkan yerel haber bülteniyle tekrardan karşınızdayız. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy yaylasında terör örgütü PKK mensupları pencerelerini ve camlarını kırdıkları iki evin erzaklarını çaldı. Yetkililerin yöre halkına özellikle kırsal alan ve yayla evlerinde erzak ile yaşamsal malzeme bırakılmaması yönündeki uyarılarına rağmen bölgedeki bir grup terörist iki aile evine girerek erzak çaldı. Evinden yiyecek çalınan Neşet Aydın, penceresinin zorlanarak açıldığını ve pencereden eve girildiğini söyledi. Teröristler tarafından evine girilen Gültepe ise örgüt mensuplarının yakalanmasını istedi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff çeyrek final ilk karşılaşmasında temsilcimiz Gümüşhane Spor, Şanlıurfa Spor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı ele geçirdi. Karşılaşmaya oldukça temkinli başlayan temsilcimiz, rakibinin kurduğu ilk 15 dakikalık baskıyı atlattıktan sonra oyunda dengeyi kurdu. Ev sahibi takımın gollerini Artun Akçak ve Mehmet Albayrak'tan gelirken, temsilcimizin gollerini ise Oktay Delibalta ve Furkan Yaman'dan geldi. Bu sonuçta önemli bir avantaj yakalayan temsilcimiz, bu karşılaşmanın rövanşında pazartesi günü saat 16.00'da Şanlıurfa Spor'u bu kez evinde konuk edecek. Gümüşhane Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Yaşar, sabahları güvenlik görevlisi olarak çalıştığı üniversitede akşamları öğrenci olarak derslere giriyor. Yaşar, 2010 yılında güvenlik görevlisi olarak başladığı Gümüşhane Üniversitesi'nde, 2015 yılında girdiği sınav sonucunda İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü kazandı. Yelpazenin iki tarafında da olduğunu söyleyen Yaşar, hem güvenlik görevlisi olarak öğrenciye bakışım, hem de öğrencinin güvenlik görevlisine olan bakışını biliyorum. Bu benim için bir avantaj. Güvenlik görevlisi olduğum için belli bir vardiya sisteminde çalışıyorum. Eğitimimiz birinci ve ikinci öğretim şeklinde oluyor, dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Gümüşhane'de erkek din görevlileri arasında yapılan hafızlık yarışmasının il finalleri gerçekleştirildi. İl birincisi seçilen Köse İlçe Müftülüğü, Kabaktepe Köyü Camii İmam Hatibi Mehmet Yıldız, Gümüşhane'yi 30 Haziran tarihinde Ardahan'da yapılacak bölge yarışmasında temsil edecek. Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Fransa'nın Kur'an-ı Kerim hakkında yayımladığı hadsiz bildiriyi lanetledi. Gümüşhane'de İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın son dönemde aldığı kararları kınayan açıklama yaptı. Haftalık genel haber bülteniyle karşınızdaydım. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.